Merhaba arkadaşlar, Örgü Aşkı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere görünüşüyle bir ayakkabıyı aratmayacak güzellikte olan bu bebek patiğin yapılışını anlatmak istiyorum. Ben elimde olmadığından dolayı bu modelimde patiklik ipler kullandım. Siz elinizde varsa zevkinize göre hem renklerini değiştirebilirsiniz hem de bebek yünleri kullanabilirsiniz. Patiğimize taban kısmından başlıyoruz. Bu kısımda artırmalarımız var. Yine patiğimde kullandığım tabanlı kısmının anlatımını tekrardan yapmayacağım. Yapılışı kanalımda mevcut. Bilmeyen ve yapmak isteyen arkadaşlar linkini videonun alt kısmındaki açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oraya tıklayarak yapılışına ulaşabilirler. Bu şekilde tabanlı kısmının artırmalarını tamamladığımızda tabanlı kısmı 12 santim oluyor. Bu da 20 numaralı bebek ayaklarına uygun. Yine büyütmek isteyen arkadaşlar tabanlı kısmındaki başlangıç zincir sayısını arttırabilirler. Bu şekilde tabanlı kısmını tamamladıktan sonra üst kısımdaki ikinci rengimize geçiş yapıyoruz. Bu kısımda da kenar kısmını farklı bir şekilde yaptım. Bu oyası sonradan yapılmayan bir oya, direkt üst kısma geçtiğimizde bu şekilde bir görüntü oluşuyor. Kenar kısmında bu şekilde birkaç sıra ördükten sonra üst kısma geçiş yapıyoruz. Yine bu kısımda tabanlık kısmındaki rengimize devam ediyoruz. Bu kısımda da birkaç sıra boyunca ilmeklerimizi eksilterek ayak bileği kısmına kadar devam ediyoruz. Bu kısmı da tamamladıktan sonra patiğimizin ön taraftaki dilcik yuvasını hazırlıyoruz. En son oyamızda yaparken kenarımızdaki bu şekilde süs amaçlı olan bağcığımızı hazırlayıp patiğimizi tamamlıyoruz. Yine kullandığım malzemeleri videonun alt kısmındaki açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Patiğimde örerken dediğim gibi bu şekilde ben patiklik ipler kullandım. Siz elinizde varsa bebek yünleri de kullanabilirsiniz. İki farklı rengimiz var. Tekrardan örmek için 2 mm tığım var. Makasım var. Yan tarafa dikebilmek için 2 adet düğmemiz var. Ve yine bunu dikebilmek için iğne ipliğimiz var. Ve ilmeklerimiz için de birkaç adet ilmek belirleyicimiz var. Patiğimizin tabanlığını bu şekilde hazırladıktan sonra son ilmeğimizi kapatmıyoruz. Farklı bir renge geçiş yaparak devam edeceğiz. Bu şekilde tabanlığımızı tamamladığımızda toplamda 12 santim oluyor. Şimdi örgümüze devam ediyoruz. Son ilmeğimizi kapatmadık. İkinci renk ipimizle devam ediyoruz. Son ilmeğe battıktan sonra kapattığımız ilmeğimizi diğer renk ipimizle kapatarak devam ediyoruz. Son ilmeğimizi diğer renk ipimizle önce bir düğüm atıyoruz ve kapattığımız ilmeğimizi ikinci renk ipimizle kapatarak tabanlığımızı tamamlamış oluyoruz. Şimdi örgümüze düz yüzden değil ters yüzden devam ediyoruz. Bunun için hemen tek zincir çekerek üst tarafa geçtik. Örgümüzü ters çeviriyoruz. Burada diğer ipimizi kesmiyoruz. Hemen buradaki son sıra sık iğnemizin sırasına batarak düz yüz ters tarafta olacak şekilde oyamızı yapıyoruz. Hemen ilmek kaydırarak sıradaki sık iğnelerimize batıyoruz. Ve bu şekilde ilmek kaydırarak tabanlığımızı ikinci renk ipimizle devam ediyoruz. Biraz da gevşek bırakarak, çünkü daha sonrasında üst kısımda farklı bir şekilde devam edeceğimiz için gevşek bırakarak sıra sonuna kadar oyamızı bu şekilde yapıp tamamlayalım. Sıra sonuna kadar bu şekilde oyamızı yapıp sıramızı tamamladık. Şimdi sıramızı kapatırken yine başlangıç kısmındaki tek zincir çektiğimiz kısma batıyoruz. Ve ilmek kaydırarak sıramızı kapattık. Bundan sonraki kısımda yine örgümüzün ön yüzünde devam ediyoruz. Tek zincirle üst sıraya geçtik. Örgümüzü yine ön yüze çeviriyoruz. Ve bu şekilde ilmek kaydırdığımız kısım patiğimizin iç yüzeyinde ve
Arka kısımda da tek sıra halinde ilmeklerimiz taban kısmında. Bundan sonraki kısımda dediğim gibi ön yüzden devam ediyoruz. Hemen bu kez bir ilmek ön taraftaki örgümüzün tek katına batıyoruz. Bir ilmek de arka taraftaki renk değişimi yaptığımız ilmeğimize batıyoruz. Hemen şu kısımda bir ilmek ön taraftan, bir ilmek de arka taraftan sık iğnemizin ilmeğinden alarak sık iğne yapıyoruz. Bir ilmek ön tarafta krem rengi sık iğnemizin sırasından, bir ilmek de arka taraftaki örgümüzün sık iğnesinin ilmeğinden alıyoruz. Yani yine 2 ilmek batıyoruz. Sadece farklı renkli ilmeklerimiz var. Bu şekilde 2 ilmeğe batarak sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde 2 farklı renkli ilmeğin tek katına batarak sık iğne yapıyoruz. Bu taban kısmı da bu şekilde ön yüzden baktığınızda sanki sonradan yapılmış bir oya gibi devam ediyor. Bu şekilde devam edip ve yine sıra sonuna kadar sık iğne yaparak sıramızı tamamlayalım. Bir ilmek ön tarafta krem rengi ipimize batıyoruz. Bir ilmek de arka taraftaki sık iğnemizin tek katına batarak sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde devam edip sıramızı tamamlayalım. Sıramızın sonuna geldik. Sıramızın sonunda başlangıç kısmına batarak ve yine ilmek kaydırarak sıramızı kapatıyoruz. Bir üst sıraya geçerken yine tek zincirle üst sıraya geçiyoruz. Bu sıramızda bu kez yine her iki katına değil dış taraftaki tek katına batarak yine sık iğne yapıyoruz. Dış taraftaki tek katına batıyoruz yine. Dış taraftaki tek katlarına batarak patiğimizin yan tarafı devam ediyor. Bu şekilde yine devam edelim ve sıra sonuna kadar gelelim. Sıramızın sonuna geldik. Yine başlangıç kısmına batarak ilmek kaydırarak sıramızı kapatıyoruz. Bir üst sıraya geçerken yine tek zincirle üst sıraya geçiyoruz. Bu kısımda yine sık iğnelerimizin dış taraftaki tek katına batarak devam ediyor. Yine sık iğne yapıyoruz ve tek katına batıyoruz. Bu kısım yan tarafta. Şimdi 3. sıraya başladık bu şekilde. Önce sıramızı yine bu şekilde devam ederek tamamlayalım. Ardından bir sıra daha yine aynı şekilde sık iğnelerimizin dış taraftaki tek katına batarak bu kısmı 4 sıraya tamamlayalım. Yan tarafta olan 4 sıramızı bu şekilde tamamladık. Sıranın sonunda sıramızı kapatmadan önce farklı renk ipimizle devam edeceğimiz için yine önce sıra sonunda ipimizin rengini değiştiriyoruz. Krem rengi ipimizle 4. sıramızda kapattık. Diğer ipimizi kesip örgümüze krem rengi ipimizle devam ediyoruz. Tek zincirle yine üst sıraya geçtik. Hemen zincirimizin dibine batarak sıramıza başlıyoruz. Ve yine bu sırayda dış taraftaki tek katlarına batarak devam ediyoruz. Hemen dış taraftaki katına battık ve sık iğne yaptık. Krem rengi ipimizle bu sıramızda bu şekilde tamamlayalım. Sıra sonunda da ilmek kaydırıp sıramızı kapatıyoruz. Bir üst sıraya geçerken bu sıramız trabzan şeklinde örülüyor. O yüzden 3 zincirle üst sıraya geçtik. Hemen buradan örgümüze devam etmeden önce ilmeklerimizi taban kısmını şu şekilde burun kısmından önce
en tepe noktasındaki ilmeğimizi belirliyoruz. Buraya bir işaret taktıktan sonra hemen sağ tarafa doğru ilmeklerimizi sayarak ilerliyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ilmek sağ tarafa. Buraya bir işaret takıyoruz. Ve 16 ilmek de sol tarafa doğru ilerliyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Buraya da bir işaret taktıktan sonra işaretimize kadar olan ilmeklerimizi ikili trabzanlar şeklinde örüyoruz. 3 zincirle üst sıraya geçmiştik. Tığımızın başına ip alıp hemen zincirimizin dibine batarak sıramıza başladık. Sırasıyla işaretimizin olduğu kısma kadar ikili trabzanlar yapıyoruz. Tığımızın başına ip alıp bir sonraki sık iğne tepesine batıp 2 ilmek şeklinde çekiyoruz. İlk işaretimizin olduğu kısma kadar trabzan yaparak geldik. Son trabzanımızı da yaptıktan sonra işaretimizi çıkartıp hemen burun kısmındaki işaretimizi çıkartabiliriz. İlmeklerimize tığımızın başına ip alıp sıradaki sık iğne tepesine batıyoruz. Şimdi bir son çekişimizi yapmadık. Sıradaki ilmeğe de battıktan sonra 3 ilmeğimiz var ve tek seferde kapatıyoruz. Bir tane eksiltme yaptık. Sırasıyla sıradaki 2 tepeye batıp ikili trabzanlar şeklinde ilmeklerimizi eksiltiyoruz. Sıradaki tepeye batıyoruz. Son çekişimizi yapmadık. Tekrardan tığımızın başına ip aldık. Sıradaki tepeye de battıktan sonra 3 ilmeği tek seferde kapatıyoruz. Bu şekilde işaretimizin olduğu kısma kadar ilmeklerimizi ikişer ikişer birlikte örerek devam ediyoruz. Bu kısma kadar olan eksiltmelerimizi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane eksiltme yapmışız. Devam ediyoruz. İlmeklerimizi ikişer ikişer birlikte örerek. 6, 7, toplamda diğer işaretimize kadar 16 tane eksiltme yapıyoruz. İkinci işaretimizin olduğu kısma kadar ilmeklerimizi eksilterek devam ettik. Toplamda İkili trabzanları 16 defa birlikte ördük. Kalan tepelere de yine tek de trabzanlar yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Bu şekilde devam edip sıra sonuna kadar gelelim. Yine sıra sonuna geldik ve ilmek kaydırıp sıramızı kapatıyoruz. Bir üst sırada bu kısım sık iğne şeklinde devam ediyor. Bunun için tek zincirle üst sıraya geçiyoruz. Şimdi devam etmeden önce yine ilmeklerimizi kesmek için ayıralım. Şu ikili trabzan şeklinde ördüğümüz ilmeğimizin tepe noktasında, yani sağ tarafındaki ilmekten itibaren 1, 2, 3 ilmek sağ tarafa kayıyoruz. Buraya işaretimizi takabiliriz. Diğer taraftan da aynı şekilde birlikte ördüğümüz ilmekten hemen bu kez sol tarafından itibaren 1, 2, 3 ilmek sol tarafa kayıyoruz. Buraya da bir işaret takalım.
Bu ikinci kesme için ayırdığımız ilmeklerimizi saydığımızda işaretimizin olduğu kısımdaki ilmeği de dahil ederek şimdi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ilmeğimiz var. Bu kısımda da ikinci eksiltmemizi yaparak devam edeceğiz. Tek zincirle üst sıraya geçmiştik. Hemen zincirimizin dibine batarak sıramıza başladık. İlk işaretimizin olduğu kısma kadar bu sırayı sık iğne yapıyoruz. Dilerseniz buradaki ilmek sayısını da sayabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tane sık iğne yaptık. İşaretimizi çıkartıyoruz. Bu kez sıradaki iki tepeye tığımızın başına ip alıp yalancı trabzan yapıyoruz. 3 ilmeğimiz var ve tek seferde kapatıyoruz. Bir sonraki boşluğa da yine 3 ilmeğimiz var ve bir tane daha yalancı trabzan yaptık. Sıradaki tepelere yine tığımızın başına ip alıyoruz. Yine ilmeklerimizi ikişer ikişer birlikte örüyoruz. Bir tane trabzan yaptık. Son çekişimizi yapmadık. Tekrardan bir sonraki boşluğa da battık. Bir tane daha trabzan yaptık. Şimdi 3 ilmeğimiz var ve tek seferde yine kapattık ve bir tane yine eksiltme yaptık. Sırasıyla bu tepelere ikişer ikişer yine birlikte örerek devam ediyoruz. Şimdi 2 sayarak yine devam edelim. 3 4 5 6 7 8 9 tane eksiltme yaptık yine. Sıradaki iki tepeye yine işaretimizi çıkartabiliriz. Tığımızın başına ip alıp sıradaki tepeye batıyoruz ve 3 ilmeği tek seferde kapatıyoruz. Yine bir tane yalancı trabzan yaptık. Sıradaki tepeye yine bir tane yalancı trabzan ve sıramızı sık iğne yaparak tamamlıyoruz. Tüm tepelere sık iğne yaparak sıramızı tamamlayalım. Sıra sonundayız ve ilmek kaydırarak sıramızı kapatıyoruz. Bir üst sıraya geçerken yine sık iğne ile devam edeceğimiz için tek zincirle üst sıraya geçtik. Şimdi tekrardan üçüncü kez ilmeklerimizi eksiltebilmek için tekrardan ayrım yapıyoruz. Burada ikili ilmek olan ilmeğimizin sağ tarafındaki ilmekten itibaren hemen 1, 2, 3 ilmekte sağ tarafa kayıyoruz. Buraya bir işaret takalım. İkinci işaretimizde hemen sol tarafta ikili olan ilmeğimizden de hemen 1, 2, 3 ilmekte sol tarafa doğru kayıyoruz. Buraya da bir işaret takalım. Ve yine işaretimizin olduğu kısımdaki ilmekler dahil, şu kısımdaki ilmekler dahil saydığımızda ortada 14 ilmeğimiz var. Üçüncü eksiltme için tek zincirle üst sıraya çıkmıştık. Tekrardan hemen zincirimizin dibine batarak sıramıza başlıyoruz. İlk işarete kadar olan ilmeklerimizi yine sık iğne yaparak geliyoruz. İki işaret arasında 14 tane ilmeğimiz var.
işaretimizin olduğu kısma kadar sık iğne yaptık. İşaretimizi çıkartıyoruz ve yine sıradaki iki tepeye yalancı trabzan yapıyoruz. Tığımızın başına ip aldık. Sıradaki tepeye battık. 3 ilmeği tek seferde kapatıyoruz. Tekrardan bir sonraki boşluğa da battık. Yine 3 ilmeği tek seferde kapatıyoruz. Sonrasında yine ilmeklerimizi ikişer ikişer trabzan şeklinde birlikte örüyoruz. Sıradaki iki tepeye batıyoruz. Son çekişimizi yapmadık. Sıradaki tepeye de battıktan sonra yine iki trabzanı birlikte ördük. Sıradaki iki tepeye yine batıyoruz. Ve birlikte ördük. Sıradaki iki tepeye yine batıyoruz. Ve birlikte örüyoruz. Şimdi sayalım kaç kez eksiltme yapmışız. 1, 2, 3, 4. Son bir kez daha eksiltme yaparak bu kısmı da tamamladık. Sıradaki iki tepeye şimdi yine iki tane yalancı trabzan yapıyoruz. Tek seferde 3 ilmeği çekip kapattık. İşaretimizi çıkartıyoruz. Sıradaki tepeye de yine yalancı trabzan yapıyoruz. Ve sıramızı sık iğne yaparak yine tamamlıyoruz. Sıranın sonunda ilmek kaydırarak sıramızı kapatalım. Dördüncü eksiltme sıramıza başlamadan önce yine ilmeklerimizi ayıralım. Hemen sol tarafta birlikte ördüğümüz ilmeğin sol tarafındaki ilmekten itibaren bunu saymıyoruz. 1, 2, 3 ilmek sağ tarafa doğru ilerledik. İşaretimizi taktık. Ve diğer tarafa da yine aynı şekilde sol tarafta birlikte ördüğümüz ilmeğin sol tarafındaki ilmeği saymıyoruz. 1, 2, 3 ilmek de sol tarafa doğru ilerleyip ikinci işaretimizi de takıyoruz. İşaretlerimizin olduğu kısımdaki ilmekler dahil toplamda diğer tarafa kadar 12 ilmeğimiz var. Şimdi tekrardan ilk işarete kadar olan ilmeklerimizi sık iğne örüyoruz. Tek zincirle üst sıraya geçtik. Zincirimizin dibine batarak sıramıza başladık. İşaretimizin olduğu kısma kadar sık iğne yaparak ilerliyoruz. Sonrasında yine ilmeklerimizi eksilterek devam ediyoruz. İşaretimizin olduğu kısma kadar geldik. İşaretimizi çıkarttıktan sonra yine sıradaki iki tepeye tığımızın başına ip alıp yan yana iki adet yalancı trabzan yapıyoruz. Bir ve bir kez daha yalancı trabzan yaptıktan sonra sıradaki iki tepeye yine birlikte trabzanları birlikte örerek şimdi şu anda olduğu gibi 3 ilmeği tek seferde kapatıyoruz. Yine sayarak ilerleyelim. 1 2 3 Bu kez 4 ilmeği birlikte ördük. Sıradaki 2 tepeye yine yalancı trabzan yapıyoruz. 3 ilmeği tek seferde kapattık. 1 işaretimizi çıkartıp ikinci yalancı trabzanımızı da yapıp sıramızı sık iğne yaparak yine tamamlıyoruz. Bu şekilde yine devam edip sıra sonunda da ilmek kaydırarak sıramızı kapatalım. Tekrardan sıramızı tamamladık. Tek zincirle yine üst sıraya geçtik. Hemen zincirimizin dibine batarak sıramıza başladık. Bu sırada da eksiltme yapmadan tüm tepelere sık iğne yaparak devam ediyoruz. Sıranın sonunda sıramızı kapatıp ipimizi kesiyoruz. Şimdi sıra sonunda ipimizi kestik. Tekrardan ön taraftaki patiğimizin dilcik kısmını hazırlayabilmek için
Yine ikiye katladığımız patiğimizin önce tepe noktasındaki ilmeğini belirliyoruz. Buraya bir işaret taktıktan sonra sağ tarafa doğru 1, 2, 3, 4, 5 ilmek sağ tarafa doğru ilerledik. Diğer tarafa da aynı şekilde 5 ilmek de sol tarafa doğru ilerliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Buraya da bir işaret taktıktan sonra ortadaki işaretimizi çıkartıp ve iki işaret arasında olan işaretteki ilmekler dahil toplamda 11 ilmeğimiz var. Tekrardan ipimizi işaretimizin olduğu kısımdan hemen işareti çıkartıp sabitliyoruz. Düğüm atıyoruz ve hemen ilk ilmekten çıkarak 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Fazla olan ipimizi de içerisine örerek sıradaki tepelere ikili trabzanlar yapıyoruz. Tığımızın başına ip aldık. Bir sonraki boşluğa batıyoruz. 2, 2 defa çekerek trabzan yapıyoruz. Diğer işaretimize kadar ilmeklerimizi trabzan yaparak devam edelim. Burası örgümüzün ön yüzü. Ön yüzden trabzan yapıyoruz. İşaretimizi çıkartıp son bir tane trabzan yaparak ön yüzü sıramızı tamamladık. Arka yüzden sık iğne ile devam edeceğimiz için tek zincirle dönüş yapıyoruz. Arka yüzden de hemen zincirimizin dibinden başlayarak sık iğne yapıyoruz. Sıra sonuna kadar sık iğne yaptık. Bir sonraki sırada ön yüzden sıramıza trabzan yaparak devam edeceğimiz için 1, 2, 3 zincirle dönüş yaptık. Hemen sıradaki tepelere batarak ikili trabzanlar yapıyoruz. Bu şekilde devam edip sıramızı tamamlayalım. Sıramızı tamamladık. Arka yüzden de yine tek zincirle arka yüzü sıramıza geçtik. Hemen zincirimizin dibine batarak yine bu sırayda sık iğne yaparak devam ediyoruz. Ön yüzden trabzan, arka yüzden de sık iğne yaparak bu kısmı 4 sıra boyunca bu şekilde ördük. Döndüğümüzde bu kısım ön taraftaki dilcik yuvamız bu şekilde yuvarlatılmış bir şekilde olması için sıradaki tepeye ipimiz arka tarafta kalması gerekiyor. Bir tane ilmek kaydırarak devam ettik. Sıradaki tepeye bir tane sık iğne, sıradaki tepeye bir tane yalancı trabzan, sıradaki tepelere İkili trabzan, 1, 2 defa çektik. Sıradaki tepeye yine ikili trabzan. Sıradaki tepeye yine ikili trabzan. Sıradaki tepeye ikili trabzan. Sıradaki tepeye yine ikili trabzan.
Sıra sonunda 1, 2, 3 tepemiz kaldı. Yine sıradaki tepeye tığımızın başına ip aldık. Bir tane yalancı trabzan. Sıradaki tepeye bir tane sık iğne. Ve sıranın sonundaki boşluğa da ilmek kaydırarak bu kısmı da bu şekilde tamamlamış olduk. Sıraya ilmek kaydırarak başladık. Sonrasında bir tane sık iğne, bir tane yalancı trabzan. Sırasıyla 1, 2, 3, 4, 5, 6 tepeye ikili trabzan ve sırasıyla yalancı trabzan, sık iğne ve ilmek kaydırarak sıramızı tamamladık. Sıranın sonunda ipimizi tek zincir çekerek kesiyoruz. Bu fazla olan kısmı da ilmek aralarında bu şekilde yok ediyoruz. Patiğimizin arka kısmını örebilmek için en sonki burada ipimizi sabitlediğimiz kısımdaki trabzandan bir sonraki boşlukta olan sık iğneli kısma batıyoruz. Burada ipimizi sabitliyoruz. 1, 2, 3 zincirle üst sıraya geçtik. Hemen tığımızın başına ip alıp fazla olan kısmı da içerisine örerek sıradaki tepelere ikili trabzanlar yapıyoruz. Sıradaki boşluğa battık ve 2 defa çekerek trabzan yaptık. Sıradaki boşluğa batıyoruz. 2 defa çekerek trabzan yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar geldik. Şimdi sıramızı kapatmadan önce trabzanımızın olduğu kısımdan bir önceki kısımdaki sık iğnemizin son boşluğuna da bir tane ikili trabzan yaparak bu kısmı da tamamladık. Üzerine tek zincir çekerek ipimizi kesiyoruz. Buraya kadar olan kısımda her iki patik çiftimizde aynı şekilde örülüyor. İlk patik eşimi yaparken ben nasıl devam ettiğimi göstermek istiyorum. En son sol taraftaki trabzanlı kısımdan yeşil renkli ipimizi sabitliyoruz. Sonrasında ilmeğimizi geçirdikten sonra yine tabanda olduğu gibi bu kısmı ilmek kaydırarak devam ediyoruz. Ön tarafta trabzanlarımızın tepesine batarak ilmeğimizi kaydırarak devam ediyoruz. Ayak bileği çevresi boyunca bu şekilde kenar oyamızı sıra sonuna kadar yapıyoruz. Hemen ilmeklerimizin trabzanların boşluğuna batarak ilmek kaydırarak biraz da gevşek bırakarak devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna geldiğimizde de düğmemizin bağcığı için burada zincir çekerek devam ediyoruz. Göz kararı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 zincir çekerek burada daha fazla da olabilir. Birkaç zincir daha çektik. 28 zincir şu şekilde katladığınızda karşı tarafa düğme deliğini kasmayacak şekilde bu şekilde bağcık yuvamızı hazırlıyoruz. Hatta 30 zincir de olabilir. Bu şekilde katladığımızda da zincirimizi sabitleyip sol eşini yapmış olduk. İpimizi kesip bu şekilde patiğimizi tamamladık ve karşı tarafa da düğmemizi bu şekilde dikiyoruz. Diğer eşi için de bu kez örgümüze bağcık yuvamızı hazırlayarak devam ediyoruz. Bunun için önce bir sıkılama zinciri çektikten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 zincir çektik. Başlangıç kısmına batarak zincirimizi birleştirdik.
Üzerine bir tane ilmek çıkartarak kapattık. Sonrasında hemen şu kısımdan ipimizi sabitleyip örgümüze oyamızı yaparak devam ediyoruz. İlmeğin içerisinden geçirdikten sonra örgümüze hemen ilmek kaydırarak devam ediyoruz. Bu patiğimizde diğer eşi bu şekilde devam ediyor. Ayak bileği boyunca ilmeklerimizi kaydırarak sıra sonuna kadar gelelim. Patiğimizin kenar oyasını yaptıktan sonra kenar kısmındaki düğmelerimizi de diktikten sonra patiğimizi tamamladık. Bu modeli yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.